İlk söylediğin şey namazın üç vakit meselesi. Hayır. Namazın beş vakit olduğu Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela Tevbe şey Rum suresinden okuyayım bir ayet. Bak, ayet okuyarak dinlesinler. Fesubhanallahi hine tümsune ve hine tüsb. Sabah vakti ve akşam vakti Allah'ı tesbih etti. Etti iki vakit. Evet. Tamam. Bak ayet. İki vakit. Ve lehul hamdu fis semavati vel ardı ve aşiyyen ve hine tuzhirun. Yatsı, gece ve öğle. Ne dört etti? Oldu. Dört. Bak ayet. Şimdi gidelim Taha suresinin son sayfasında. Tulu'i şemsi ve gable gurubiha. Ve gable gurubiha. Güneş batmadan evvel Allah'ı tesbih et diyor. Ne oldu? Beş güneş vakit. Batmadan evvel ikindi. Etti be. Beşe tamamlanmış bitti. Oldu. Peki bu üç vakittir diyenler neye dayanarak? Şimdi üç vakittir diyenler Nur suresindeki ayeti kerimeyi alıyorlar. Orada üç vakiti sayıyor Allahu Teala. Bu üç vakit içerisinde diyor çocuklara izin almadan annenizin babanızın yanına girmeyin. Bu üç vakit konusunu orada işliyor. Onlar o ayeti alıyorlar. Böyle cımbız da alamazsın. Şimdi Rum suresindeki ayetleri ne yapacaksın? Taha suresindeki, Kaf suresindeki, Bakara suresindeki salati vusta. Orta namaz nedir? Öğle sabah bir tarafta, akşam yatsı bir tarafta, ikindi ortada oluyor. Bak ikindi beş. Dolayısıyla yani bütün ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman efendim beş vakit namaz ortaya çıkıyor. Böyle üç vakit namaz deyip de insanları kandırmanın bir manası yok.